herkes. Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Dünyanın en önemli konusunu konuşmaktayız. Ve biraz önce Ulaş'ın yaptığı konuşmada ki süper bir konuşmaydı gerçekten. İltifat için ve yalakalık olsun diye söylemiyorum. Aynı fikirdeyim ve dünyada da geleceğimizi bu müşterekler meselesinden daha fazla ilgilendiren ve bizi kurtarabilecek olan başka bir şey olduğunu da düşünmüyorum doğrusu. Uzunca bir süreden beri bu kanaatteyim. Bu şeyde Açık Radyo ilk başladığı zaman farkında olmadan da bir çocukluk, ilk gençlik diyeyim şeyini yapmıştık. Hevesini ve üç silah şöyle Alexander Dumas'ın babanın ilk 13. Louis Fransa'sında geçen şövalyelik, dostluk, gönlü yücelik, âli cenaplık ve ortaklaşmacılık üzerine kurulu harika romanını ben o zamanlar kayıt sistemlerinden filan da haberdar değildim. Sabah programının bir bölümünü ona ayırıp her gün bir tefrika okuyordum. Sonra baktım beğeniliyor. Bir de arkadan ikinci, 20 yıl sonra adlı ikinci cildini de okudum. Oranın en önemli kavramlarından bir tanesi, eski Roma İmparatorluğundan alma felsefi bir şey ama Alexander Dumas baba onu tersine de çevirerek hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diye çevirdi. Ve aslında bu işte biraz önce Ulaş'ın da aidiyet diye çok temel olarak koyduğu kavramın ta kendisi bence o. Yani ancak o şekilde var olunabileceğini söylemek mümkün. Aslında yani insanlığın da ilk Afrika'dan işte ayağa kalkıp ağaçların üzerinden ufukları seyredip savanlarda ondan sonra da bütün dünyaya yayılarak muazzam bir medeniyet kurmasının da temelinde yatan şeyin son araştırmalarda esas olarak insanın biricik özelliğinin aslında bu şeyin farkındalığı olduğunu, yani altruizm denen Batı dillerinde, yani kendisini başkasının yerine koyup onun sıkıntılarını paylaşabilecek bir özelliğe sahip olması gerektiğini, yani empati de denebiliyor. Kendisini başkasının yerine koyarak onun yerine de acı çekebilecek vesaire durumlar olması. Bu çok önemli bir şey. İnsanlığın da kurtarıcısı olduğu tahmin ediliyor son zamanlardaki yapılan araştırmalar, bir sinir bilimde filan bilebildiğim kadarıyla. Çok iyi anladığım konular değil ama bu konuyu anlamak için epey okumaya da çalışıyorum. Yani şöyle bakılırsa insanın diğer hayvanlara göre birçok yeteneği var elbette. İşte dil ve müzik yapabilme. Gerçi hayvanların da birçoğunun kendilerine özgü dilleri olduğu ve hatta müzik yapabildikleri de biliniyor ama gene de işte çok gelişkin bir müzik, işte alet yapabilmede de çok üstün, diğer hayvanlar da yapıyorlar şüphesiz ama onlardan daha iyi. Ama bir tek özelliği onun sağ kalabilmesini, var olabilmesini ve sürdürebilmesini, görüldüğü gibi de şimdi bütün yeryüzüne, okyanuslara, atmosfere de hatta kainata da hakim olmaya kadar götürecek bir şeye de ulaşmış olmasının en temel özelliklerinden birisi de bu. Empati meselesi. Yani şöyle bakıldığı zaman diğer büyük memelilerden filan daha iri değil, çoğundan daha iri değil, hatta daha küçük. Dişleri yırtıcı ve parçalayıcı değil. Büyük kasları çok gelişmiş değil. Hızı kaçmak ya da kovalamak için birçok hayvandan daha az, yavaş.
Dolayısıyla aslında var olmaması lazım. Yani bu tip fizik özelliklerinden dolayı yem olup, kurda kuşa yem olup gitmesi lazım. Ya da kurt kuş değil de başka hayvanlara filan, yırtıcı hayvanlara. Ama öyle olmuyor. Bunun en temel sebeplerinden birinin de işte empati, kendisini ötekinin yerine koyabilmesi ve zor durumda, darda kalana destek olabilmesi gibi bir özellik geliştirmesi oluyor. Bu son derece önemli bir şey. Kabileyi de ayakta tutup bugünlere kadar getiriyor. Sonra günün birinde de bu ortadan kalkıyor yalnız, kayboluyor. Şimdi böyle bir özellikten bahsetmemiz mümkün değil. Onu hepimiz çok iyi biliyoruz şey olduğunu. Yani ani bir hafıza kaybı ya da bir düşünüş tarzında, duyuş tarzında bir önemli kayıp olduğundan bahsetmemiz lazım. Bu yani bir çeşit kolektif seçim de olabilir. Bu şimdi şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyada da çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkan bu sürekli tacizci, güçlü tacizci erkekler meselesi var ya, Harvey Weinstein'le başladı Hollywood'un güçlü, zengin erkeklerinin çevrelerinde bulunan bütün dişileri paralamaları ile ilgili mesele. Onun ilk örneklerinden biri olan Woody Allen'ın üvey çocuğu Dylan Farrow, Mia Farrow'un kızı, Woody Allen hakkında 7 yaşındayken kendisine çatıda taciz ettiğini, hatta tecavüzde bulunduğunu filan söylemişti ama ona kimse inanmamayı tercih etti. Hatta günümüzde bu Me Too, ben de hareketinin bir parçası olarak da Woody Allen'ın hala adı geçmiyordu Weinstein varken filan. Şimdilerde şey oldu. Geçenlerde bir yazı daha yazdı bu Dylan Farrow ve şeyi söyledi. Kolektif olarak tercihimiz şu, bunu ya çok açık ortada bu. O kadar açık olamaz. Başka bir şey vardır arkasında. Bu kız bunu başka bir şey için söylüyordur dedi. Bana kalırsa insanlığın gelişmesinin bir yönünde şeyi unutması da böyle bir şey. Yani bir noktada bu kadar basit olamaz diye bir, yani karşımızdaki model, işte biraz önce Ulaş da bahsetti, karşımızdaki model şu, şundan ibaret. Bir devlet var, bir birey var, bir de ev ahalisi var. İşte bütün ekonomik modeller filan da piyasayla orada çözülebiliyor. Bütün sorunlar çözülebiliyor. Peki insan nerede? Ya da dostluk, dayanışma, kendisini başkasının yerine koyabilme şeyi. Bunlar unutulup gitmiş. Yani eğer başımıza gelen bu korkunç şeyler varsa, birey olarak yoksulluk mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere yeryüzünün en gelir eşitsizliğinin hakim olduğu toplumlara dönüşmüş vaziyetteyiz. Yani ortada olağanüstü bir sınıf faciası yaşanıyor. Buna karşılık kimsenin umurunda değil. Vardır bir bildiği, piyasanın bildiği filan diye düşünülüyor. Yani ve bu bizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Sadece 6 kişi, 6 insandan bahsediyorum. Hepsini tanıyoruz, yaptıkları işleri biliyoruz. Orta yaşlı filan da, hepsi erkek. Ve bunlar mesela dünyadaki insanların, halkların yarısının, geri kalan yarısının toplam mal varlığına, servetine sahip, parasına, puluna. Yani 3,5 milyara sahip, dolar olarak konuşuyorum, insan var ve bu bize 6 kişi nasıl, hatta bu giderek de azalıyor. Yakında 4 olacak, sonunda da bir kişiye inecek filan ve yakında da yani 15-20 yıl içinde de trilyon dolar sahibi insanlar olacağından bahsediliyor. Bunun sürdürülebilir olmadığı açık ortada ama Dylan
o genç kızın söylediği gibi bunu kolektif olarak görmemeyi seçiyoruz. Böyle devam etsin diye. Nasılsa piyasa bizi kurtarır diye ve gerek aidiyet hissini, gerekse de o bir arada davranabilme yetisine ve bunun için örgütlenebilme yetisine sahip olmanın ötesinde olduğumuzu gösteriyor. İşte şimdi bu toplantının burada yapılıyor olmasının hayati önemi de burada. Çünkü artık yani Mevlana'nın da söylediği gibi o söylenen söylenmiş, artık yeni şeyler söylemek cancağızım deyip bu temel üzerinde yeni bir örgütlenme, yeni bir politika, yeni bir politikalar bütünü kurmamız ve tümüyle aslında bir anlamda çok banal bir laf olmakla beraber devrim yapmamız gerekiyor. Bunun da yolu müştereklerin ne olduğunu bilmekten geçiyor. Yani hepsi bizim. Yani dünyanın en acayip şeyleri olmakta. Şimdi yeryüzünün en büyük canlısı, organizması işte Avustralya'nın hepimizin bildiği bütün biyolojik çeşitliliğin temeli olan hayvanların, bitkilerin, balıkların ve deniz hayvanlarının, yosunların ve bitkilerin bir arada yaşadığı olağanüstü renk çeşitliliği içindeki büyük mercan resifi ya da büyük set dedikleri şey, uzaydan da görülebilen, uydularla görülebilen en büyük canlı o. Ve eğer son zamanlarda çekilmiş o Blue Planet gibi, mavi gezegen gibi bir türlü küresel ısınma, küresel iklim değişikliği var demeyi neyse ki sonunda başarabilen, buna rağmen de olağanüstü güzellikte çekilmiş şeyleri, özellikle ikincisini seyrederseniz göreceksiniz ki mercan resifi denen o büyük olay hem işte o UNESCO'nun mirası, Avustralya'nın en büyük turistik ve insani mirası, tarihi mirası olarak duruyor. Çünkü çok sığda ve akıl almaz, böyle dünyanın en inanılmaz ahtapotları falan var orada. Hepsinin karakteri farklı ve mesela köpek balığından kaçmak için ölü taklidi yapıyor ve üzerine boş midye kabuklarını vantuzlarıyla yapıştırıyor. Köpek balığı da çok seviyor ahtapot yemeği. Ama kokusunu da alıyor ama göremiyor çünkü öyle ölü gibi yapmış oluyor. Ondan sonra yanından geçer geçmez zoom diye fırlayıp gidiyor. Böyle hayvanların yaşadığı yer var ya da işte çok azimli bir balık var, kabuklu hayvanı alıp duvara 50 dakika boyunca belki 50 kere duvara çarpıp parçalıyor ve yiyor. Bu balık. İşte mercan resifleri bir arada, resifinde bütün canlılar bir arada yaşıyorlar. Şimdi o yok oluyor. Çünkü bunun sebebi küresel iklim değişikliği. İşte fosil, araba medeniyetinden, taşıt medeniyetinden, petrol, kömür medeniyetinden, Türkiye'nin de hararetle savunduğu kolektif cinayet ve intihar diye ancak tanımlanabilecek, yani başta Enerji Bakanı olmak üzere yerli ve milli kömürü çıkarıp yeryüzünün en bilinen en kirli şeyini yaparak kullanarak çıkardığı yerde Avustralya'da da bir kömür şeyi var. Üstelik de kendi kömürleri değil, Hintli zengin Adani'nin kömürlerini kullanarak halkın da mercan resifinde canına okuyarak gidiyorlar. Ama çok ilginç bir şey var. Geçenlerde okudum ve artık şaşırmamaya bir hayli alışmış biri olmam gerekirken ben bile hafif bir şaşkınlık geçirdiğimi itiraf edeyim size. Bu konudaki son büyük mercan resifinin ağrıyor onlar. Ağrınca da ölüyor demektir. O olağanüstü renk çeşitliliği bembeyaz bir çöle dönüşüyor. Ve oksijenini, atmosferin bütün oksijenini de sağlayan, karbondioksiti masseden, emen çok önemli bir şey ortadan kalkmış oluyor bütün canlılar için, canlı çeşitliliği için. Ve onu ortaya koyan, bilimsel raporları hazırlayan
heyetin başındaki adamın hükümet desteğini kesmesini istiyorlar. Şoke edici demişler. Yani bu yaptıkları, bunu yapanlar Avustralya'nın ünlü iş insanları derneği. Çünkü bizim bunları söyleyerek halkı, turistleri, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan gelecek insanları kaçıracak ve gelirimiz azalacak diye. Ve şeyini kesin diyorlar bu profesörün. Yani şey umurluğunda bile değil insanların. Yeryüzünün, yani Büyük Mercan Resifi denen olağanüstü mucizenin, müşterek hayatın en büyük sembolünün ortadan kalkacak olması, 2 senelik daha karların devam edebilmesi için daha önemli ve bunu bütün medyayı da kullanarak yapabiliyorlar ve hıyarın biridir diye konuşmuşlar şey için, profesör için. Bunu araştıran profesör için. Bu kadar da küstahlar. İşte vallahi bunu önlemek zorundayız. Yani Açık Radyo biraz Dylan Farron olduğu gibi el yordamıyla keşfetti bunu. Ama müştereklerin önemi, işte 14 yıldan beri devam eden destek kampanyasıyla filan ilginç bir noktaya doğru geldi. Ve bunun yani tek yolunun bu gelecekteki insanın ve bütün canlı hayatının ayakta kalabilmesinin tek yolunun müşterek davranarak ve Ulaş'ın çok net olarak da söylediği gibi bu uğurda politikalar üretmek üzere örgütlenerek ve bunu hızla yapmak zorundayız. Yani küresel iklim değişikliğinin korkunç yıkımını da bütün popülist, faşist diktatörlükleri de elden alacak olan şeye karşı ben bir zamanlar biraz ukalaca bir laf geliştirip 3Y formülüyle ifade etmiştim. Onu radyoda da söylemeye çalışıyoruz. Yani yerel olmalı, yatay olmalı, hiçbir hiyerarşisi olmadan lideri filan ve yavaşça olmalı, şiddete dayanmayan bir şekilde olmalı. Bunun için uğraşıyoruz ve yani şey buradan geçiyor. Gerçekten müşterekler uğruna büyük bir mücadele vermek, bunun yürekliliğini yaşamak zorundayız ve bilebildiğim tek şey ancak mücadele umut verebiliyor. Umut bize dışarıdan gelebilecek bir kurtarıcı. O çok eskimiş ve saçma bir düşünceydi. Her zaman saçmaydı. Dolayısıyla geçenlerde dün akşam yemekte arkadaşlara da anlattım. Hayatımda aldığım en müthiş iltifatla bitirmek istiyorum. Rüya Aygüneş diye bir kız çocuğu, 8,5 yaşında, el yazısıyla bana yazdığı mektupta, ben sürekli sizi dinliyorum ve özellikle kadın ve hayvan haklarından bahsettiğiniz zaman içim mücadele hissiyle, içimi mücadele hissi dolduruyor dedi. Olağanüstü de bir hikaye yazmış, baş kahramanının da radyo olduğu. Resimlemiş de inşallah bastıracağız ama bunu bu kadar şey yapan 8,5 yaşında, ben 9 dedim, yok 8,5 dedi. Yani genellikle büyümeye de meraklıdır ya, öyle değil bu çocuk. Ona layık olabilmek için mücadeleye devamdan başka çaremiz yok. Çok teşekkür ederim.